Example 5 diyelim. Example 5. Verilen bir sayı 300'den küçük veya 1200'den büyük ise ekrana harika sayı yazdırın. Böyle bir sayı tanımlıyorum. Harika sayı. Ekrana harika sayı yazdırın. Evet, yapalım beraber arkadaşlar. Integer r diyorum. Buna mesela 300'den küçük diyor ya, 250 diyeyim şimdilik. 250 diyorum. Sonra buraya yazacağım bakın. If diyeceğim. Böyle. Bu sayı, r sayısı 300'den büyük diyor bakın. 300'den küçük pardon. 300'den küçük diyormuş. Evet, 300'den küçük dedi. Veya, bakın veya diyor, v demiyor arkadaşlar. 1200'den büyük. R büyüktür 1200. Bu ne demek sevgili arkadaşlar? Bakınız, şu sayı doğrusu, bu arada sözelcileri, şimdi ÖSS mi onun ismi ne oldu? Sınava hazırlıyoruz. Burası 300, burası 299 YKS. Ben eskiden matematikçiydim bir zamanlar. 1200, 1201. Sevgili arkadaşlar, 300'den küçük şu bölge değil mi? Şu mavi bölge. Burası. 300'den küçük. Burada ne diyor? 1200'den büyük diyor değil mi? O da şu bölge değil mi? Yani mavi veya yeşil bölgedeysem harika sayıyım. Kırmızı bölgedeysem harika sayı değilim sevgili arkadaşlar. Şimdi ben şunu yazdım bakın sevgili arkadaşlar. 300'den küçük olmayı yazdım buraya. Bu da diyor ki 1200'den büyük. Onu da buraya yazdım. Ama veya'yı Türkçe yazdığım için Java kızıyor. Çünkü Java Türkçe bilmez ki. Java İngilizce de bilmez. Java Java'ca bilir. Java'ca da veya demek şu demektir arkadaşlar. İki tane çubuk yapacaksınız. Nasıl yapılır bu çubuk? Shift'e basın, sağdaki Enter'ın üstündeki tuşa iki kere basın. Tekrar ediyorum. Shift'e basın, sağdaki Enter'ın üstündeki tuşa iki kere basın. Hiç yapamayanlar şunu copy paste yapsınlar, sonra bulsunlar o sembolün nerede olduğunu. Bunu copy paste yapabilirsiniz. Bu veya demek arkadaşlar. Bu veya demek. Hadi veya'nın anlamını öğrenelim. Sevgili arkadaşlar. Bu sembolü iki tane çubuk. Buna pipet diyorlar. Pipe. İki tane pipet. Bunu görünce buna veya diyeceksiniz arkadaşlar. Veya. Yine veya arkadaşlar sadece Boolean'larla kullanılır. Veya'nın öncesine sadece Boolean koyabilirsiniz. Veya'nın sonrasına sadece Boolean koyabilirsiniz. Sadece Boolean'lar ile kullanılır. Şimdi yine çay kahve örneğine gelelim arkadaşlar. Şimdi çay veya kahve. Yine Erkan Bey üzerinden gidelim. Erkan Bey'den ben çay veya kahve istedim.
Şimdi Erkan Bey ikisini de getirdi. Benim yüzümde bir tebessüm. Erkan Bey zahmet etmişsiniz. Ben çay veya kahve demiştim. Siz ikisini de getirmişsiniz. Ne güzel. Arkadaşlar kabul. Erkan Bey çay getirdi ama kahve getirmedi. Erkan Bey'e bir şey diyemem ki ben çay veya kahve demiştim. Problem yok. Oldu. Erkan Bey kahve getirdi, çay getirmedi. Yine bir şey diyemem arkadaşlar. Erkan Bey ne çay getirdi ne kahve getirdi. Olmaz ki. Ben çay veya kahve dedim. Erkan Bey burada hata yaptı arkadaşlar. Gördünüz mü? Veya işlemi Pollyanna gibi arkadaşlar. Veya işlemi Pollyanna gibi. Ufacık bir pozitiflik varsa mutlu oluyor. Sevgili arkadaşlar. Hepsi negatifse ne yapsın Pollyanna? O bile durumun kötü olduğunu anlayacak arkadaşlar. Evet. Şimdi burası true ise sevgili arkadaşlar. Burası true ise sonuç true olacak. Dersi bitirmeme çok az kaldı sevgili arkadaşlar. Özellikle para veren öğrencilerin mutlu olması lazım. Çünkü fazladan ders dinliyor. Hadi freeler neyse. Arkadaşlar burası true, burası false diyelim. Bu da true olacak. Tamam mı? Burası false. Burası true. Bu yine true olacak. Veya da böyle işliyor arkadaşlar. Ama ikisi de false ise yapacak bir şey yok. Pollyanna bile olsan gemi battı diyeceksin yani. Burada iyimserlik falan bir işe yaramaz sevgili arkadaşlar. Hiç true yok ki bir yere yaslanasın. Bu da false olacak. Bu da bunun şey tablosu. Şimdi ben burada veya'yı kullandım. Şuraya diyorum ki system out println diyorum. Harika sayı diyorum. Harika sayı. Evet, kodu çalıştırdığımda ekranda harika sayıyı görüyorum. Çünkü sevgili arkadaşlar, çünkü bu 250 ya, 250'yi buraya koyduğunuzda 250 küçüktür 300. Burası doğru arkadaşlar. Burası doğru. 250 büyüktür 1200. Burası yanlış. Ama problem yok. Pollyanna için bir tane true yeter arkadaşlar. Bu true olduğu için burası çalışır. Tabii ki rastgele koyuyorum ben. İstediğin sayıyı koyabilirsin. İstediğin sayıyı koyabilirsin. Evet, bununla alakalı notu yazıp bırakıyorum sevgili arkadaşlar dersi. Evet, süren bitti mi? 4.21 olmuş. Evet, Gonca paylaştı arkadaşlar. Ben Gonca'dan kopya çekiyorum şimdi. Buraya böyle koyacağım. Bakın hepsini yazmış oldum. Evet, ama şöyle bir not koyalım sevgili arkadaşlar. Buraya not diyelim. Diyelim ki veya işleminde false alabilmek için her şeyin false olması gerekir. Bu birinci notumuz. İkinci notumuz şu arkadaşlar. Veya işleminde sadece bir tane true sonucu true yapmaya yeter. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Şimdi ben bütün kodları şeyde paylaşacağım. Code Sharing Channel'da paylaşacağım. Evet, bugün cumartesi, yarın da dersimiz var. Sevgili arkadaşlar. Yeter dedim ya Erkan Bey. Sadece bir tane true sonucu true yapmaya yeter.
Yani fazlası zaten var. İsterseniz dediğiniz gibi yazayım. Ama o zaman cümleyi komple değiştirmem gerekir. Evet, yarınki dersimizde sevgili arkadaşlar, ife devam edeceğiz. İfe devam edeceğiz. İfin birkaç türü var, onları da öğreneceğiz. Siz yarınki derse kadar bu anlattıklarımı tekrarlarsanız güzel olur. İyi günler diliyorum arkadaşlar.